Kardeşler, Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Kıyamete kadar Kur'an'ın şahitliğiyle, Kur'an'ın şahitliğiyle Allah'ın peygamberinin şahit olduğu sahneler yazarak bize örnek olup gittiler. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'la ilgili şu sesi güzel Kur'an okuyan sahabi, Ebu Bureyde isimli sahabi diyor ki, bir gün diyor, bu hadisi şerifi Bukhari'den ve Müslim'den naklediyorum. Hikaye kitaplarımdan değil, masal değil. %100 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini toplayan muhteşem iki kaynağımızdan naklediyorum. Diyor ki Ebu Bureyde isimli zat, Ebu Musa el-Eş'ari bize şöyle bir şey anlattı bir gün. Dedi ki, bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihada çıkmıştı. Zatur Rika denen bir cihada çıktık. 6 kişi bir bineğimiz vardı diyor. Ebu Musa el-Eş'ari 6 kişilik bir grupmuşlar. 6 kişiye bir deve düşmüş. Gidecekleri yol 400 kilometre. Sıcaklık 50-55 derece. Ağustos ayında gidiyorlar. Böyle bir savaş. Sonunda diyor 6 kişi yürüyorlar. İşte demek ki günde 3 saat deve biniyor, gerisini yürüyerek gidiyorlar. Gece zaten mola veriyorlar, gece yol almıyorlar. Bu zat diyor ki, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, ayaklarımız yandı, tırnaklarımız döküldü ayaklarımızdan diyor. Kavrulmuş ayakları, yanınca ayağı, ayak tırnakları dökülmüş. Yürümekten herkes üzerindeki gömleğini çıkarıp ayağına böyle sardı diyor. Sargı bezi gibi yaptık. Çünkü yara ayakları, tırnakları bir insanın ne zaman dökülür ayağından? Böyle ayağını da sarmışlar. Ya Resulallah, biraz mola versek, çok ayaklarımız yandı demek yok ama. Neden? Hür adam çünkü. Ayağındaki zincire değil, ayağına bile bağlı değil. Onlardan bir tanesi kolu yarıdan koptuğunu anlayınca, kol böyle kopmuş, derisi tutuyor, ayağıyla basmış, koparmış kolunu, senin için Resulullah'tan geri kalamam demiş. Hür adam, hür. Elinden tutana bağlı olmak başka bir şey, kendi koluna ayağına bağlı değil. Allah onlardan razı olsun. Tırnaklarımız koptu yerlerinden, ayağımızı, gömleğini çıkarmışlar, gömleğiyle ayaklarını dolamışlar ve cihattan geri kalmadık dedikten sonra Ebu Bureyde diyor ki, Ebu Musa radıyallahu anh böyle anlattı, işte böyle olduydu diyor, karşısındaki gençlere anlatıyor, bu konuşma bitince de yüzü kıpkırmızı oldu diyor. Hadi Allah için yaptığımız bir iş anlattık, olmadı bu iş, bozuldu diyor. Hür adama bak sen be. Hür adama bak ya. Derdine bak. Allah için yapılmış bir işi size anlatmayacaktık, olmadı bu iş diyor. Halbuki ne nostaljik hatıra ya. Allah. Ne nostaljik. Filan Şubat günü biz şöyle tayinimiz çıkacaktı da işte itiraz etmedik filan. İşte aman Allah'ım. Ah be. Ah ashab-ı kiram, ne iz bıraktınız ya. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gömerken Ömer mezarının başında durmuş, ah Ebu Bekir demiş, peşinden zor gidilecek bir çığır açtın, başımıza dert oldun demiş. Yani seni nasıl taklit edip yetişeceğiz şimdi? Biz bu ashab-ı kiram neslini nasıl taklit ederiz? Ayağımızda dağlar, nehirler, diplomalar, belgeler, törenler, videolardan milyonlarca denecek kadar zincir var ayağımızda. Hepsini yırtıp atıyorsun, anayı babayı aşamıyorsun. Yırtıp atıyorsun, arkadaşı aşamıyorsun. Kur'an kursu arkadaşın, okul arkadaşını aşamıyorsun. Onlar anayı babayı getirip Resulullah'ın önüne kurbanlık olarak getirdiler. Sana anam babam feda olsun ya Resulallah dediler. Ve o hürriyetle de bir kanatlandılar ki ölenlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi cennetlerde uçarken görüyorum dedi.